Bakınız Evet. Lozan Anlaşması'nda adı geçmeyen böyle küçük ada, adacık, kayalık statüsündeki yerlerle ilgili 1936 yılında Gazi Mustafa Kemal'in bir çalışması oluyor. Çok sık haritayı önüne koyup bir takım fikirler yürüten bir insan Gazi Mustafa Kemal. Ve Lozan Anlaşması metniyle Ege kıyıları haritasını masasında açıp metni okuyarak haritayı incelediği bir gün şunu fark ediyor ki orada ismi geçmeyen yerler var. Ve çağırıp Genelkurmay Başkanı'ndan buralara asker çıkarmasını istiyor. Ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak askeri imkanın yetersiz olduğunu, deniz gücümüzün yetersiz olduğunu ifade edince bu sefer İçişleri Bakanı'na emir veriyor. Şükrü Kaya o zamanki İçişleri Bakanı. Evet. İçişleri Bakanı jandarma birlikleriyle o kendi yetkisini kullanıp balıkçı motorlarına, kayıklarına da el koyarak taşımacılıkta, ticarette kullanılan bir takım ahşap gemiler, motorlar da vasıtasıyla bunlara jandarma ve polisleri bindirerek o Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği adalara çıkarır. Oralara Türk bayrağı diker. Oralarda ölçümler yapılır, isimlendirmeler yapılır ve bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin envanterine kayıt edilir. İsim isim her bir o kara parçasının yüz ölçümüyle, ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin envanterine kaydedilir, tapuları çıkarılır. Evet. Bunların bugün bizim devletimizin envanterinde tapulu arazi olduğunu söyleyelim. Vatandaşımız bunu bilsin. Biz 1996 yılında Kardak krizi diye bir sorun yaşadık Yunanistan'la aramızda. Dikkat ederseniz Kardak kayalıkları bu saydığınız 18-19 tane adacık, ada, kayalık statüsündeki yerlerin hemen hemen hepsinden küçük bir arazi parçasıdır. O zaman o kadarcık bir yer için bile silahlı kuvvetler seferber oldu. Alarma geçti. SAT komandoları oraya çıktı. Gövde gösterisi yaptı. Burası Türk toprağıdır dedi. Bayrak dikti. Siyasetin en tepesinde Cumhurbaşkanı'na kadar, Başbakanı'na kadar, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı devreye girdiler, açıklamalar yaptılar ve Yunanistan geri adım attı. Yıllardan beri bu tür işgaller var. Zaman zaman bazı siyasiler de bunları gündeme getiriyorlar. Ancak Türk hükümeti nedense bu konuda hiçbir şekilde ağzını açıp tek laf etmedi. Evet. Söylerken şunu hatırladım, haksızlık etmiş olmayalım. Yerel seçimler zamanı Başbakan Binali Yıldırım idi. Bir açıklama yaptı. Asla ve asla dedi. Kendi partisinin ismini verdi. AK Parti iktidarı döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek bir çakıl taşı dahi Yunanistan'a verilmemiştir şeklinde bir açıklamada bulundu. Herhalde Sayın Binali Yıldırım uykuda uyurken bütün bunlar gerçekleşmiş. Evet. Veya bunlar konuşulurken, anlatılırken, televizyonlarda, gazetelerde yazılırken kendisi o sırada ekran başında değilmiş. Onun okuduğu gazetenin başka sayfası açıkmış. Bunları hiç görmemiş, duymamış gibi hareket etti. Vatandaşı da yanlış yönlendirdi. Evet. Seçmenlerine yanlış bilgi verdi. Yeminler ettiler bir de. İfadelerini yeminlerle de süslediler. Maalesef. Maalesef bu vurdum duymazlık ve olayın ehemmiyetini kavrayamamış tutum bugün gelinen noktanın esas sebebidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haklı olduğu bu konuyu yeterince uluslararası kamuoyunda dinlendirmemesi, Yunanistan üzerine bunu bir baskı unsuru olarak huzuru, güveni, asayişi, uluslararası hukuku ihlal eden bu yönünü yeterince yüzüne vurmayışı ve bir takım yaptırımlara gitmeyişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bugün pahalıya mal olmaktadır. Evet. Bakınız Lozan'a göre bu adacık ve kayalıklardan ismi olan olmayan bunların hiçbirinin, Ege Adaları'nın hiçbirinin silahlandırılması söz konusu dahi olamaz. Evet. Tamamen uluslararası hukuka aykırıdır. Öncelikle buraya bazılarına sivil vatandaşlar yerleştirdiler. Bunlara maaşlar ödediler. Siz yeter ki burada durun, ispatı vücut edin. Buranın Yunan adası olduğu şeklinde bizim iddialarımızı kuvvetlendirecek delil oluşturun dediler. Oraya bir haç diktirdiler. Derme çatma kulübemsi binalar kısa sürede inşa ettirdiler. Sanki çok uzun yıllardan beri buralar Yunan vatandaşları tarafından kullanılmakta olan Yunan egemenliğindeki topraklardır
izlenimini vermeye çalışıyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların hepsine seyirci kaldı. Evet. Yıllardan beri. Evet. Gelinen noktada şimdi Yunanistan'a geri adım attırmak için istikşafi görüşmeler vesaire. İşte burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin masaya oturmak için bir de taviz verdiğini düşünmek asla kabul edilebilir bir siyaset olamaz.